Merhaba, ben Christian Roman, Pixar'da hikaye sanatçısıyım. Hikaye anlatımı serisinin karakter tasarımı üzerine olan ikinci bölümünde anlatıcınız ben olacağım ve bu bölümde bana eşlik eden birkaç arkadaşım da olacak. Ben Austin Madison, hikaye sanatçısıyım. Benim adım Afton Corbin, ben storyboard sanatçısıyım. Benim adım Louis Smythe, ben de storyboard sanatçısıyım. Benim adım Ronnie Del Carmel. Ben hikayelerle ilgili bir insanım. Yönetmenim, tasarımcıyım ve burada Pixar'da tam bir baş belasıyım. Bu dersin amacı karakter yaratma sürecimizi size göstermek. Bu karakter bir robot, bir balık ya da bir kız çocuğu gibi basit bir karakter de olabilir. İnsanların gerçekten bağ kurabildiği karmaşık bir karakter de. Mesela Wally. O yalnızca ya bir robot değil. Korkan, düşünen ve sonunda da seven yalnız ve meraklı bir robot. Ya da Nemo. O da sadece bir balık değil. Babasından bağımsız olmak için can atan ve bunu başarmak için kendini tehlikeye sokan genç bir balık. Onu hepiniz biliyorsunuz veya Merida. Ailesinin beklentilerine boyun eğmek yerine kendi umutlarının ve hayallerinin peşinden gitmeyi tercih eden genç bir prenses. Bu karakterlere tamamen gelişmiş diyebiliriz. Bu, onları neredeyse her durumda hayal edebilecek kadar iyi tanıdığımız anlamına gelir. Tamamen gelişmiş bir karakter yaratmak kolay değildir. Sonuçta sıfırdan yepyeni bir hayat yaratıyorsunuz ve hazır olduğunda kesinlikle buna değer. Peki, Bizler Pixar'da karakter geliştirmeye nasıl başlıyoruz? Karakterleri iki yönden ele alabiliriz. İlki, karakterin tasarımını, kıyafetlerini ve neye benzediğini içeren dış özellikleri. Ve ikincisi de daha ilginç olan iç özellikleri. Güvenilmez birimi, cesur birimi yoksa kıskanç mı mesela? Bir arkadaşımla sohbet ederken onu tanımaya çalışıyormuşum gibi düşünürüm. O neler yapmaktan hoşlanıyor? Nelere inanıyor? Nelerden zevk alıyor? ya da neleri sevmiyor? Şimdi düşündüm de sanırım ben ilk olarak dış özellikler üzerinde çalışıyorum. Karakter ne giyiyor, saçlarını nasıl yapıyor? Bunlar aslında karakterin iç özellikleriyle ilgili de biraz bilgi verir. Benim en sevdiğim Pixar karakterlerinden biri Syndrome. Dışarıdan baktığınızda aslında bir süper kahraman gibi görünüyor. Süper kahraman kostümü giyiyor, bir pelerini var, büyüleyici saçları var ama aslında içinde kötülük olan bir karakter ve tüm süper kahramanlardan kurtulmak istiyor. Burada böyle ufak ve güzel bir zıtlığın olması karakteri zengin ve gerçekçi kılıyor bence. Karakterler insanlara özgü duygu ve deneyimlerden ortaya çıkmak zorunda. Bu illa da her karakterde sizin özelliklerinizden olsun demek değil. Tanıdığınız insanlardan ve gerçek hayattaki bir şeylerden de esinlenebilirsiniz. İçinizdeki sese kulak verin. Aa annem de aynen böyle yapardı. Bu karakter aynı lisedeki bir arkadaşım gibi. Ya da küçükken erkek kardeşim de aynı böyleydi diyeceksiniz. Karakter arayışındayken aile üyelerinizden ya da bir arkadaşınızdan yola çıkmak çok daha kolaydır. Kendi başınıza uyduramadığınız yani insanların getirdiği bir takım özellikler vardır. Bu benim hep merakla beklediğim bir şey ve bir karakterde nokta atışı yapmaya çalıştığımda çok işe yarıyor. Yukarı Bak filminde çalışıyordum, hikaye bölümünde yöneticiydim. Carl'ın hikayesine biraz bağlanmıştım çünkü o zamanlar babam pek iyi değildi. Onun da böyle bembeyaz saçları vardı. Tepue'ye gittiği sahnede Carl bir süre evde yalnız kalır ve eliyle geçirdiği hayatı anılarına dönüp bir bakar. Bunu sessiz bir şekilde yapar. O sahnenin storyboard tasarımını yaptığım sıralarda babam da bir süredir hastanedeydi ve artık konuşamıyordu. Ben babamla konuştuğumda o benimle sadece gözleriyle, tebessümle ve mimikleriyle iletişim kurabiliyordu. Bu durum Carl'ın sessizce eliyle olan hayatını düşündüğü o sahnenin storyboardunu doğru şekilde tasarlamama epey yardımcı oldu. O sahnede yaşadığı duyguları diyaloglar olmadan da anlayabiliyoruz. Ve babamla yaşadığım deneyimim eğer olmasaydı, filmdeki o sahneyi ya da storyboard'u muhtemelen hakkını vererek yapamazdım. O yüzden, o yüzden babama, baba bak seni Carl olarak çiziyorum demiştim. Bunu hatırlıyorum. Bir karakterin iç ve dış özelliklerini anlamak gerçek arzusunu anlamanıza yardımcı olur ki bu da onun yolculuğunu başlatan esas nedendir. İlk alıştırmamızda iç ve dış karakter özelliklerinin farklılıkları hakkında düşünme fırsatınız olacak. Unutmayın, bir karakteri ne kadar çok tanırsanız onu o kadar gerçekçi hissedersiniz.